Market Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Şansal Büyükay'la Dobra Dobra başlıyor. Hoş geldiniz Şansal abi. Nasılsınız? Her şey iyi. 28. haftayı bitirdik. Yine her zamanki gibi tartışmalarımız devam ediyor. Bir değerlendirme rica edeyim. Nasıl buldun 28. haftayı? Sonra detaylı olarak konuşuruz. 28. haftanın iki temel maçı var. Birincisi önce oynandığı için onu öne alarak söylüyorum. Trabzonspor'daki inanılmaz çöküş. Artık bu kadarı da fazla dedirten bir çöküş var Trabzon'da. Bir takım bir yılda ancak bu kadar dağılabilir. Şampiyon bir kadro ancak bu kadar güç kaybedebilir. Buna inanmakta zorlanıyorum. İkincisi Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyeti. Olası bir beraberlik bile zaten yok denecek kadar az olan şampiyonluk şansını tamamen bitirirdi. Zaten bir kırıntı gibi umudu var. Onu bile bitirirdi. Orada yenik durumdan 2-1 kazanması ve 11 haftadır yenilmeyen, 6 maçtır kendi sahasında kaybetmeyen bir Karagümrük karşısında haftanın önemli sonuçları diye değerlendiriyor. O zaman biz Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Şimdi ben önce Jesus'un bu Arao inadını sormak istiyorum sevgili Şansal abi. Ne söylüyorsun? Jesus'ta sadece Arao inadı yok. Son maçta Kayseri Kupa maçıydı. İrfan Can ile Arao seyirciden çok ciddi bir tepki gördü. 3 gün sonra sanki o seyirciye inat ediyor gibi Arao ve İrfan Can'ı ilk 11'e koyarak başladı. Elbette Fenerbahçe'nin ilk 11'ini seyirci yapmayacak, yorumcu yapmayacak, Jesus yapacak ama müthiş bir inadı, müthiş bir egosu olduğu kesin. Bakıyorum zaten Türkiye'ye gelen kariyerli hocaların çoğunda bu ego var ve bir türlü kırılamıyor. İnat sadece Arao ile ilgili değil, başka konularda da var. Nitekim Arao'yu, hem İrfan Can'ı, Arao'yu ilk yarı biter bitmez çıkardı. İrfan Can'ı ikinci yarının başlarında çıkardı. Kendi yaptığı yanlışı da görüyor, biliyor. Buna rağmen inat ediyor. Türkiye Arda oynasın diyor, oynatmıyor. Yeteri kadar oynatmıyor en azından. İrfan Can'dan, Arao'dan yeterli verim alamıyor. Oynatmakta ısrar ediyor. Zayste'ye bugün Fenerbahçe'nin Oğuz Çetin'den sonra orta saha ile hücuma geçişin en iyi bağlantısını kuran, iyi gol atan, araya top bırakan tek oyuncusu var. Bir türlü oynatmıyor. Sezon başında Osayi Samuel diye bir oyuncusu vardı. Sağ bek müthiş oynuyordu. Çok iyi başlamıştı. Önce rotasyon dedi, sonra kulübeye mahkum etti. Ondan sonra da sol bekte fantaziler aralığı. Koy Osayi'yi sağ beke, koy Ferdi'yi sol beke, Österwolde ya da başkalarını da 7 milyon euro paraları falan sol bek için verdirme. En kötüsü ve hiç yani tolere edilemeyecek şey. Fenerbahçe 1-0 yenik oynuyor. Sen halen Pedro'yu umut diye sahaya sürüyorsun. Adam düzgün zeminlerde, iyi zeminlerde ayakta duramıyor. Yağışın olduğu, kayak pislik bir kayan çim sahaya Pedro'yu kurtarıcıya sürüyorsun. İnsaf. Bak inat taşınması çok ağır bir yükmüş. Fenerbahçe bu yükü taşımakta zorlanıyor. Evet. Açık söyleyeyim. Evet. Jesus'un inadı Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Bunun gibi söylenecek daha çok şey var. Sonra Valencia'nın yanına mutlaka ikinci bir santifor koyuyorsun. Olmuyor işte. Pedro'yu koyuyorsun, oynaması mümkün değil. Yedek olması mümkün değil Fenerbahçe'de. Nasıl alındı onu da anlamış değilim. Alanda Jesus olduğunu biliyorum. Serdar Dursun'u koyuyorsun, olmuyor. O zaman tek santifor oyna. Orta sahanı beşle. Hiç olmazsa gelen geçen elini kolunu sallayarak Fenerbahçe orta alanını kat etmez. Onu da yapmıyor. Bir inadı var. Takmış böyle. Ne sağına bakıyor, ne soluna bakıyor, ne uyarıları dinliyor. O inatla gidiyor. Evet, enteresan. Şimdi bir de Arda ile ilgili şöyle bir durum oldu dün. Frikik kullanmak için hani ben vurayım mı abi dedi. Jesus çok sinirlendi buna. Evet. Yani niye sinirlendi bu kadar, tepki gösterdi? Şu var, hoca frikikçiyi, penaltıyı belirlediyse bir başkasının atmasını kabul etmeyebilir. Hocanın bu konudaki otoritesine saygı duyarım açıkçası. Çünkü sonuçta o takımı hoca yönetiyor.
eleştiriyoruz ama burada çok haksız bulmuyorum diyorsun. Fakat Arda'ya zaten bir türlü ısınamadı hoca. Diyor ki en fazla ben oynattım. Doğru, en fazla sen oynattın da Arda'nın doğal bir gelişimi var zaten. Oynatmak durumundasın. İsmail Kartal döneminde yeni yeni çıkıyordu. İsmail Hoca sindire sindire başlattı. Bu sezon aslında oynama yılı ama inat, ısrar ve yanlış sadece Arda'yla sınırlı değil. Fenerbahçe'yi normal çizgisinin ve bu yarışın çok gerisinde bırakan Cessun inatları oldu, ısrarları oldu. Yanlıştan da ders çıkarmıyor. Bu hocalar, kariyerli hocalar bizim Süper Lig'i gelirken biraz hafife alıyorlar. Ona göre transfer yapıyorlar. Ona göre işe başlıyorlar bana yeter diye. Sonra Türkiye Ligi'nin, Süper Lig'in kalitesi olmasa bile ne kadar acımasız, ne kadar sert, ne kadar mücadeleye, fizik gücüne dayalı bir lig olduğunu görüyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor. Evet. Maç sonunda basın toplantısında Jesus oyuncularıma tepki gösterilmesin diye konuştu ama ben yine de Altay'ı sormak istiyorum. Çünkü Altay'a çok fazla tepki vardı yine özellikle sosyal medyada. Herhalde bu düşen formunu Altay'ın neye borçluyuz, neler söylersin Altay'ın? Valla futbolculara tepki göstermeyin ifadesine katılıyorum. Özellikle Kayseri Kupa maçında bütün büyükler elenmişken, Fenerbahçe yarı final yolunda dev bir adım atmışken halen bu kadar ısrarla protesto etmenin bir Fenerbahçe'ye en ufak bir yarar getirmeyeceğini düşünüyorum. Doğru değil, bu taraftarlık da değil açıkçası. Altay'a tepkiye gelince doğru, Altay golü hatalı yedi ama Altay ayakları kaydığı için ikinci hamleyi yapamadı orada. Bu ayrıntıyı dikkate almak lazım. Orada da şöyle bir eleştiri getiriyorum. Valencia iki net pozisyona girmek üzereydi. Kaydı, pozisyonları kaybetti. Altay kaydı, topa ikinci hamleyi yapamadı. Golü yedi. Baktığınızda yağmur var, zemin kaygan. Artık son derece futbolun araçları, gereçleri gelişmiş durumda. Kramponlarınızı ona göre ayarlasanıza. Bir de kaleciliğin vazgeçilmez kuralıdır. Topu uzak köşelere tokatlayacaksın. Rakibin önüne tokatlamayacaksın. Niye sadece Altay? Dönüp gelelim. Dönen topa Ozeev yetişip vuruluyor da. Fenerbahçe savunma oyuncuları Ozeev'den daha yakınlar kendi kalelerine. Niye onlar yetişip o topu kornere taca atamıyorlar? Niye Ozeev'in vurmasını engelleyemiyorlar? Baktığınızda o golün faturası sadece Altay'a kesilemez. Bütün savunmaya da kesmek gerek. Evet. Peki şimdi yine basın toplantısında konuştu Jesus. Dedi ki biz Sayın Ali Koç'la Şubat'tan beri zaten işte bu hani kalıp kalmama olayını konuşuyorduk dedi. Evet. Yani demek ki Şubat'tan beri bir ufak tefek problemler varmış burada. Sayın Ali Koç acaba önlem alabilir miydi daha önce bu konuyla alakalı? Vallahi nasıl bir önlem alacak? 11'i kendi yapıp Cessun'un eline verecek hali yok. Böyle bir şey yapsa zaten hocanın kabul etme şansı yok baktığınızda. Ama şunu söylemeliyim, bu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Ali Koç ile Cessun arası hiç bu kadar iyi olmamıştı. Sonuçların kötü olmasına rağmen Beşiktaş maçında, maç sonrası daha doğrusu soyunma odasında bir tatsızlık yaşanmasına rağmen şu anda aralarının çok iyi olduğunu söylemeliyim. Hatta bir adım daha ileri atayım. Jesus ben kalıyorum derse Ali Koç önüne bir sözleşme koyar, imzala der. Jesus gidiyorum derse Ali Koç ısrar etmez, güle güle der. Şimdi şu anda Ali Koç-Jesus ilişkisi ya da Fenerbahçe-Jesus ilişkisi bu noktada. Kalırsa tamam diyecekler. Giderse güle güle diye el sallayacaklar. Jesus'un şu tarafını da söyleyeyim. Taraftar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor dedi. Evet. İyi bir futbol oyna da taraftar inansın. Yani Fenerbahçe'nin böyle evvelden ilk haftalarda çok canlı, çok diri oynardı. Şimdi sanki bitik, bezgin bir hali var baktığında. Önde basardı, basamıyor. Hızlı hücum yapardı, yapamıyor. Yan pası, geri pası bırakmıştı, oh kurtulduk demiştik. Son bir iki maçtır yeniden
Sarıp sarmaladı o yan pas, geri pas Fenerbahçe'yi. Özellikle Karagümrük maçının ilk yarısını Fenerbahçe yan pas, geri pas yaparak geçirdi. Diyorlar ki Fenerbahçe sezonun pas rekorunu kırdı ilk yarıda. 331 pas yaptı. E yaptı da ne oldu? Evet. Pozisyona mı girdi? Bir şut mu attı? Karagümrük kalecisi yere mi yattı? Samet ver Salahi'ye, Salahi ver Ferdi'ye, Ferdi ver Alioski'ye, Alioski'den önde Arao'ya, Arao'dan yeniden Samet'e. Bu mudur yani rekor pas? Kendini oyalamak, avutmak başka bir şey değil. Evet. Şaşırdım bu arada çünkü derbiden sonra biraz ipler kopar diye düşünüyorduk ama demek ki bazen kötü olaylar daha çok ilişkileri... Zamandıra'da görmedin mi? El ele fotoğrafları vardı baktığımda. Şu var, olması gereken buydu aslında. Başkan elbette hocayı eleştirebilir. Yani şunu da söylemeliyim. Madem Fenerbahçe'den gidiyoruz, hep Ali Koç'a istifa diye bağırıyorlar. Kabul, futbol takımı kötü gidiyor. Seyirci haklı olabilir. Ama bu transferlerin çoğunu Ali Koç yapmadı. Bu transferlerin çoğunu Jesus yaptı. Jesus, sen bizim Süper Ligi demek ki çok hafife aldın ki Gustavo Henrique'leri, Rincon Henrique'yi, Burumaları, onu bunu alıp getirdin Fenerbahçe'ye, Pedro'ları, Joshua King'leri. Bunların hiçbirinin bir sonraki sezon Fenerbahçe'de oynama şansı yok. Fenerbahçe'nin umutlarına, Ali Koç'un iyi niyetine, taraftarın hayallerine, kaçan şampiyonluğa yazık günah değil mi? Tabii, kesinlikle öyle. Kaç tanesi kalacak bakalım önümüzdeki sezon, ben de merak ediyorum. Çoğu gider. Evet. Peki. Giderken de gönderemiyorsun kolay kolay. Tabii. Kontratlar var elinde. Tabii, büyük kontratlar elinde hepsi. Peki, Karagümrük'ün de 11 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Aslında çok iyi top oynuyorlardı ama dün Fenerbahçe pek izin vermedi Karagümrük'ün istediği oyunu oynamasına. Bir de bir hata oldu. Kaleci topu elinden bıraktı. Batuhan'ın bıraktı, elinden aldı. Kural hatası diye iddialar var. Bunlar tabii çok tartışılacak pozisyonlar. Arao'nun attığı golün sayılmayışı, ki bana göre de orada faul var. Batuhan'ın topu tutup yere koyup bırakması, kural gereği tekrar eline alamaz, eline alması. Evet. Kimine göre... Kuralın işlemesi için pozisyona tam hakim olması gerekiyor. Tam hakim değildi diyor. Tartışılıyor. Bu tartışılmaya devam eder ama tartışılmayacak tek şey var. Valencia'ya yapılan penaltı. Evet. Allah aşkına bu penaltıyı vermek için VAR'ı dinlemek mi gerekiyor? VAR'dan gelecek uyarıya bakmak mı gerekiyor? Sen hakemsen tak diye çalarsın o penaltıyı, gösterirsin. Nasıl hakemsin Abdülkadir Bitirken? Gözünün önündeki penaltıyı göremiyorsun. Stajyer hakemlere o pozisyon penaltı nasıl olur, nasıl verilir diye ders diye okutulur stajyer hakeme. Ve Abdülkadir Bitiken gibi Süper Lig'de artık birinci sınıf dediğin, ister kabul et ister etme, o statüde hakem bu penaltıyı veremiyor ya da vermiyor. Görmüyor diyemeyeceğim, görmemesi mümkün değil. VAR'a bakıyorsun, uyarmıyor. VAR hakemini inceleyin, bu sene kaçıncı skandalı? Bir kere şu var, VAR'daki hakem sahada maç yöneten hakemden daha tecrübeli, daha iyi olmalı ki onun göremediğini görmeli. Onun yaptığı yanlışı düzeltmeli. VAR'da nerede sahada dikiş tutturamayan hakem varsa götürdünüz, VAR kadrosuna koydunuz. Yani. Ya bunlar sahada beceremedikleri için zaten hakemlikten aldınız. Şimdi sahada yönetenleri düzeltsinler istiyorsunuz. İnanılmaz, komedi. Evet. VAR da artık herhalde benim başım ağrımasın diye karışmıyor pozisyonlara. Vallahi ben yanılmıyorsam VAR hakeminin bir Ümraniye-Kayseri maçında da skandalı olmuş, epeyce de dinlendirilmişti. Evet. Sonra da bu yine önemli maç. Devam. VAR kadrosu rezalet. Açık söyleyeyim. Yani buraya birinci sınıf hakemler konmalı. Bana göre gidin Cüneyt Çakır'dan rica edin. Ya. Hiç olmazsa geçici olarak gelsin. Fırat Aydın Usta'dan rica edin, Bülent Yıldırım'dan rica edin, Mustafa Abidoğlu'na, Deniz Çoban'a gidin. Yani yakın zamanda hakemliği bırakanlara gidin, gelsinler VAR'da otursunlar. Ya da ne bileyim, cuma maçı olanı cumartesi VAR'a verin, pazar maçı olanı cumartesi VAR'da ya ne bileyim maçını yöneteni bir sonraki maçta VAR'a verin. Yani VAR aşırı yorgunluk yaratan bir şey değil ki, oturacaksın ve dikkatli izleyeceksin yani. Fizik güce dayalı bir şey değil. Kafana, gözlerine
hitap eden bir şey. Dikkat edeceksin, bakacaksın. Nereden tutsan elinde kalır. Dökülüyor yani Türk futbolu, hakemlik, o bu ne istersen lime lime dökülüyor. Evet. Güzel söyledin Şansal abi. İnşallah yapay zeka bizi dinliyordur. Nerede yapay zeka ya? Sen inanıyor musun bu yapay zeka yani? Ne yapay zekası ya? Allah aşkına kandırıyorlar milleti. Sezon başından beri yapay zeka atladı falan diye. Nasıl ne yapay zekası? Manuel atıyorlar hakemi. Ben şimdi geçen hafta da söyledim. Veririm verileri bilgisayara. Kameraman arkadaşımı vezir de ederim, rezil de ederim. Ne verirsen o çıkıyor. Doğrusu öyle. Ne yapay zekası Allah aşkına ya. Biz kim yapay zeka kim? Evet. Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta galibiyet serilerine devam ediyor. Ancak benim dikkatimi çeken bu Abubakar'ın bu gelişinde bayağı bir agresifleşmesi. Ne oldu acaba Abubakar'a böyle? Fenerbahçe taraftarına ayrı, Giresun'da yine futbolcuya ayrı. Abubakar topsuz alanda yani bir anlamda kapsama dışında kaldığı için kırmızı karttan kıl payı kurtuldu. Yani rakibine arkadan o darbeyi indirmesi doğru değildi açıkçası. Oyundan atılabilirdi. Yani ucuz kurtuldu Abubakar. Ona öyle gireyim. Beşiktaş'ta devam edeceksem yürüyeyim. Evet. Beşiktaş şimdi yarışa geç başlayan, rakiplerin gerisinde kalan bir atlete benziyor. Valerian İsmail'le bu startta geç çıktı. Geç başladı. Rakipleri mesafe aldı. Şenol Hoca yarışa katıldı. Şenol Hoca yarışa katıldıktan sonra Beşiktaş da hızlandı ve mesafeyi kapatmaya başladı. Şimdi 5'te 5 yapan bir Şenol Hoca var ama ne kadar hızlanırsa hızlansın artık kilometreler azaldı. Yani Fenerbahçe'yi yakalama ihtimali var ama ben kalan haftalarda Galatasaray'ı kayıp puan hesabına göre 11 puan fark var. Yakalamasının çok zor olduğunu hatta mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'yi yakalar mı? Evet yakalayabilir. Geçebilir mi? Evet geçebilir. Çünkü arada kayıp puan hesabına göre 5 puan fark var. Fenerbahçe çok iyi oynamıyor. Beşiktaş Şenol Hoca ile tam istim üstünde Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ı olduğu. Evet. O bakımdan kalan haftaları ben Beşiktaş'ın iyi götüreceğini düşünüyorum ve şunu hep içimi çekerek ah diyerek keşke Şenol Hoca ile sezon başında başlasaydınız. Ya da elinizi çabuk tutup daha erken getirseydiniz. Yani Beşiktaş başta kaybettiklerini şimdi telafi etmeye çalışıyor ama mesafe o kadar fazla ki Şenol Hoca ne kadar hızlanırsa hızlansın Galatasaray'ı yakalaması mucizeden öte. Evet. Redmond'u sormak istiyorum. Son haftalarda çok iyi performans gösteriyor. Aslında gözden çıkarılmış bir oyuncuydu. Ama Şenol Hoca'yla kendini buldu gibi gözüküyor Redmond. Gözden çıkarılsa yanlış olurdu bana göre. Hı-hı. Çok hızlı, çok çabuk. Hı-hı. Çok iyi dripling yapıyor. Çok hareketli. Vücut çalımıyla rakiplerin önünü açıyor. Topa çok darbeli vuruyor. Çok isabetli vuruyor. Premier Lig görmüş bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu sezon şu anda performansıyla en iyi adam bana göre. Sonradan oyuna girdiği maçlarda da hep iyi oynadı. Hı hı. Çünkü bizim ligimiz ağır bir lig. Hareketli futbolcu her zaman iş yapar. Beşiktaş Redmond'u mutlaka kadrosunda tutmaya çalışmalı. Önümüzde Trabzonspor karşılaşması var Beşiktaş'ın. Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle evet. Yok. Nasıl bir karşılaşma izleriz? Az kalsın Abubakar da olmayacaktı. Eğer o... Evet, neyse varsayımlar üstünden konuşmayalım ama öyle bir şey olsa tabii iki santforunu bayağı... birden kaybediyordu evet. Beşiktaş. Ligin son geride kalan 3-5 yılına baktığımızda her Trabzon Beşiktaş maçı ya da Beşiktaş Trabzon maçı o sezonun unutulmaz maçlar arasına girmiştir. Mücadelesiyle, golleriyle, temposuyla, heyecanıyla, gelgitleriyle. Ama bu hafta öyle bir zamanlamaya denk geldi ki çok iyi bir takımla çok kötü bir takım. Form olarak söylüyorum bunu. Çünkü Trabzon kötü bir takım değil. İyi kadro var ama son derece formsuz bir hali var. Dağınık, çöküntü halindeki bir hali var. Yani geçmiş yıllarda kalan o dengeli maçın bir yenisi olur mu? Çok sanmıyorum valla. Trabzon baliyle bu kadar diri, iyi bir Beşiktaş'a direnebilirse helal olsun derim.
Ben Beşiktaş'ı bu maçın favorisi görüyorum. Hiçbir maçın favorisi yok ligde ama eğer veriler, normal veriler, normal koşullar olursa, anormal bir şey olmazsa bu maçta sürprize bile yer olmaz. Hemen şunu da sorayım Trabzonspor'la ilgili, sonra Galatasaray'a geçeceğim. Slaven Bilic ismi geçiyor şu anda Sergen Yalçın'ın yanı sıra. Vallahi bu isimler daha çok dolaşır, çok uçuşur. Ben Bilic'in Türkiye'de başarılı olduğuna inananlardan biriyim. Lider hoca olduğuna da inanıyorum. Ama Türkiye'de en zor hocalığı, en zor başkanlığı Trabzon'da yaparsın. O bakımdan ne kadar başarılı olur ya da olamaz onu bilemiyorum ama Trabzon'da sıkıntı büyük. Aslında kadro sıkıntısı büyük. Gelenler gidenleri çok aratır durumda. O bakımdan Trabzon'un sorunu sadece hocayla çözülmez. Evet. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray bu hafta bay geçti. Evet. Dinlendiler. Şimdi yine ligin formda takımlarından olan Çağdaş Atanlı Kayserispor'la karşı karşıya gelecekler. Neler olur bu karşılaşmada? Galatasaray puan kaybeder mi? Bir şey olmaz. Galatasaray kazanır. Kayseri'nin çok diri, iyi ve etkili oynamasına, zafer haftalarına devam etmesine rağmen eğer Galatasaray Kayseri karşısında puan kaybederse haftanın sürprizi olur. Trabzon Beşiktaş'tan puan alırsa haftanın sürprizi olur baktığımda. Böyle düşünüyorum. Yani Galatasaray çok sür favori görüyorum. Icardi'nin ceza alıp almayacağı konuşuluyor paylaşımından dolayı. Vallahi şu var. Şimdi yılın soygunu yazarsan bu disiplin kuruluna gider. Ama ben söylenildiği gibi yok şöyle ceza, böyle ceza, böyle bir ceza çıkacağını düşünmüyorum. Kuralı da, talimatları da inceledim, baktım. Icardi'ye sanıyorum en alt noktasından bir para cezası çıkar. Hepsi bulunan sınırlı kalır diye düşünüyorum. Hukukçu değilim elbette. Bizde öyle bir hukuk ifadeleri var ki nereye çekersen oraya gidiyor. Ama her şey normal işleyecekse ben Icardi'nin hafif bir para cezası alacağını düşünüyorum. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Eğer takımla ilgili, kulüple ilgili bir şey varsa zaten yöneticiler gerekli mücadeleyi veriyorlar. Başkanlar veriyorlar. Futbolcuların tehlikeli sularda yüzmesini doğru bulmuyorum. Evet, kesinlikle öyle. Peki dün Sayın Selahattin Baki Galatasaray yönetimine seslendi. İşte siz herkes için adalet diyordunuz. Salı günleri bir program yapacağınızı söylediniz dedi ve hatta bu programı yapmaya davet etti. Yani bu salı yapın da hani görelim bizim pozisyonlarımızda konuşun diye. Şimdi sıra Erden Timur'da muhtemelen. Erden Timur ne der sizce bu konuya? Salı günü bir program gerçekleşir mi? Olur. Vallahi Galatasaray'ın bunu söyleyeli, daha doğrusu Erden Timur'un sezon başı falan da herhalde. Evet. Neredeyse lig bitecek. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin daveti üstüne de gerçekleşmez. Bizde hep söylenir, hiçbir şey yapılmaz biliyorsun. Ya açıklarsam onu yapacağız, bunu yapacağız, beni konuşturma. Bir düşmanlarımız var, bizi yıkamazlar falan filan. Hep böyle sanal şeyler, böyle düşman var diyorsun, kim olduğunu söylemiyorsun. Operasyon var diyorsun, nasıl operasyon olduğunu açıklamıyorsun. Bunu genel anlamda söylüyorum. Belgeleri, bilgileri açıklarsam diyorsun, açıklamıyorsun. Nasıl belge var, bilgi var göstermiyorsun baktığında. Yapacağım diyorsun, yapmıyorsun. Yalanla, dolanla gidiyoruz. Evet, biraz öyle. Bu sene bunu şampiyon yapacaklar. Operasyon var dediğim gibi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Her sene aynı. Türkiye'de bugüne kadar ben hiçbir gücün siparişle bir takımı şampiyon yaptığına inanmıyorum. Böyle bir güç olamaz. Varsa gizli kalamaz. Şimdi hakemler berbat, tamam kabul ediyorum, berbat ötesi, inanılmaz kötüler. Ama şimdi bir MHK başkanı kalkacak, sen bu takımı doğra diyecek. Dolaylı ya da direkt. Buna çok ihtimal veriyorum. Vermiyorum. Hakemler bu kadar. Ve kafalarında şeytan tilki dolaşıyor, bunu kabul ediyorum. Bu penaltıyı verirsem o ne der? Ona bunu yaparsam bu kulüp acaba ne der? Bunu nasıl dengede tutarım? Böyle bir hesabın kitabın içindeler. Profesyonel oldular. Çok iyi para kazanıyorlar. Buna rağmen akıllanmadılar. Bak, sadece tecrübe iyi hakemlik değil.
akıl da önemli. Bizim hakemlerin aklını da test etmeleri lazım. Evet. Peki son olarak bir de Ümraniye Spor'la ilgili konuşmak istiyorum. Recep Hoca çok üzgün. Her basın toplantısında işte biraz tabii serzenişte de bulunuyor. İyi de top oynuyorlar. Ama yani biraz da düşecek gibi de duruyorlar. Kayseri maçındaki Ümraniye'yi beğenmedim. Ama ligin genelindeki Ümraniye'yi çok beğeniyorum. Şimdi puan cetveline de baktım. Bir daha bakayım. Düşer mi? Evet düşer. Ligde kalır mı? Evet kalır. Sırat Köprüsü'nde. Ümraniye'nin 1-2 seri galibiyete ihtiyacı var. Yani beraberlik falan bu saatten sonra Ümraniye'yi kurtarmaz, mağlubiyet gibi bir şey. Ümraniye düşme ihtimali kuvvetli, ligde kalma ihtimali yok değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ağzınıza sağlık. Çok kolay gelsin. Sevgili izleyenler, Şansal Büyük Aile Dobra Dobra'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.